Merhaba. Intercity 15 Şehir Planlama ve Kentsel Gelişim Temelleri üzerine bir video dersine hoş geldiniz. Almanya'da yaşamak, çalışmak ve perakende gibi birçok farklı bina kullanımları vardır. İşte Darmstadt'tan birkaç örnek görmektesiniz. Daha yakından bakıldığında bu kullanımlar kentte rastgele dağılmamıştır. Bugün hangi kullanımların nerede ve ne durumda izin verilebileceğini belirleyen Art Nutzung'u tanıtmak istiyoruz. Art de Nutzung'u belirleyen Baunutzungsverordnung yönetmenliğidir. Art de Nutzung allgemeine Art der baulichen Nutzung ve besondere Art der baulichen Nutzung olmak üzere iki seviyeye ayrılmıştır. İlk seviye allgemeine Art der baulichen Nutzung'dur. Bauflächen'i Flächennutzungsplan'da tanımlamak için kullanılır. Allgemeine Art der baulichen Nutzung ile başlayalım. Flächennutzungsplan'da inşaat alanları gibi farklı planlama ile ilgili alanların yanı sıra trafik alanları ve yeşil alanlar da renklerle gösterilir. 4 genel inşaat türüne karşılık genel 4 şantiye türü vardır. Bunlar Wohnbauflächen, gemişte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen ve Sonderbauflächen'dir. Wohnbauflächen W harfli olarak işaretlendirilmiştir. Buna ek olarak bir çapraz tarama veya kırmızı ile renklendirilir. Gemişte de M harfi ile işaretlendirilmiştir ve çapraz tarama ile doldurulabilir veya kahverengi ile renklendirilir. Gewerbliche Bauflächen G harfi ile işaretlendirilmiştir ve ortogonal çapraz tarama ile doldurulabilir veya gri ile renklendirilir. Zonda baufleşin S harfi ile işaretlendirilmiştir ve dikey bir tarama ile doldurulabilir veya turuncu ile renklendirilir. Bizim durumumuzda zonda Bauflächen zaten zonda gibit olarak belirlenmiş ve SO olarak tanımlanmıştır. Münferit durumlarda allgemeine Art der baulichen Nutzung yasal bir etkiye sahip değildir. planların hazırlanmasında besondere Art der baulichen Nutzung belirlenmesinde bir kılavuz olarak hizmet eder. Şimdi besondere Art der baulichen Nutzung'u ele alalım. Besondere Art der baulichen Nutzung, Art der baulichen Nutzung'un ikinci seviyesidir. planda, Baugebietleri listelemek için kullanılır. Burada bir Mischgebiet ve Reines Wohngebiet örneğimizde görebileceğiniz gibi Bauflächen Bebauungsplan'da farklı şekillerde temsil edilmektedir. İnşaat alanları karma alan ve saf yerleşim bölgesi şeklinde kalkınma planımızda gösterildiği gibi kalkınma planlarında farklı temsil şekillerine sahiptir. Karma bir alanın ve saf bir konut alanının temsil edilmesinde kalkınma planımızda gösterildiği gibi inşaat alanlarının kalkınma planlarında farklı temsil biçimleri vardır. 10 inşaat alanına karşılık gelen 10 özel bina kullanma şekli vardır. Wohnbauflächen kendi içinde Kleinsiedlungsgebiete, Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohngebiete, ve Bezondere wohngebiete'' gibit'i şeklinde dört alt başlığa ayrılır. Gemişte Bauflächen, Dorfgebiete, Gebiete, ve Kerngebiete gibit'i üç alt başlığı ayrılır. Gewerbliche Bauflächen, Gewerbegebiete ve Industrie gibit'i iki alt başlığı ayrılır. Sonderbauflächen, Sondergebiete bir alt başlığı ayrılır. Şartlar Baukreuz'de veya iki harfli bir kısaltma olarak harita üzerinde bulunan Bebauungsplan'da bulunabilir. Grafik veya renk gösterimi ilgili Bauflechinin temsiline karşılık gelir. Burada Reines Wung gibi belirlenmesi anlamına gelen Baukreuz'da duran VR kısaltmasını görüyoruz bal gebetinin belirlenmesi öncelikle hangi yapısal kullanımların yeni inşaat projeleri için veya mevcut binalardaki dönüşümler için izin verildiğini belirlemek için kullanılır. İlgili Bauflächenleri için ayrı ayrı davalarda temel kullanımlar ve diğer izin verilen kullanımlar Baunutzungsfonu'nun birinci bölümünde 1 bir ile 11. paragraf arasında listelenmiştir. Bir örnek olarak Reines Wohngebiet'e göz atalım. Reines Wohngebiet oturum alanı içindir. Bununla birlikte sadece konut binalarının yanı sıra istisnalar olarak rahatsız etmeyen dükkanlar ve konaklama tesisleri, okullar ve yerel sakinlerin yerel arzına hizmet eden spor tesisleri de bulunabilir. Baunutzungsverordnung'un ilk bölümünün üçüncü bölümü bu derece izin verilen kullanımları açıklar. Buna karşılık örneğin Allgemeine Wohngebiet müdahale gerektirmeyen ticari ve turistik konaklama yerleri hariç olmak üzere genelde mağazalar ve restoranlar okullar ve spor tesisleri için izin verilir. Buna ek olarak bireysel vakalarda Bewangs planın metin bölümünde sapma gösteren kullanımlara izin verilebilir veya yasaklanabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere Hoşçakalın.